Merhabalar, Nuru Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size babaannemin taş fırında yaptığı köy ekmeğinin tarifini vereceğim. Babaannemle birlikte taş fırında yaptığımız ekmeğin tarifini ve tüm püf noktalarını vererek, sizler de videomu izleyerek mutfağınızda, kendi fırınınızda yapabileceğiniz harika bir ev ekmeğiniz olacak. Buyurun sizlerle bu lezzetli köy ekmeğinin yapımını hep birlikte gerçekleştirelim. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Köy ekmeği için malzemelerimiz: 3 kilo un, 2 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 10 su bardağı ılık su, 1 paket yaş maya. Evet arkadaşlar, ben 3 kilo unumu eledim. Derince bir kabın içerisine aldım. Şimdi unumun ortasını havuç şeklinde açacağım. Açtığım yere 1 paket yaş mayamı ve bir miktar su ekleyip karıştıracağım. Şimdi bu karışımın üzerine un ile örtüp üzerine 5 dakika kadar mayalanmasını bekleyeceğiz. Bu şekilde yaparsak ekmeklerimiz çok güzel kabaracak. 5 dakika bekliyoruz bu şekilde. Evet, mayam aktifleşti. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı tuzumu ve 1 yemek kaşığı sıvı yağımı ekleyip yoğurma işlemine başlayacağız. Burada sıvı yağ kullanmamın sebebi ekmeğimizin daha parlak ve yumuşak olmasını sağlamasından kaynaklanıyor. Şimdi mayamızı aktifleştirdiğimiz yere suyumuzu döküp yavaş yavaş yoğurma işlemine başlıyoruz. Her unun kalite ve markası farklılık gösterebiliyor. Lütfen suyunuzu siz de kontrollü bir şekilde ekleyin. Ben 3 kilo unuma yaklaşık 10 su bardağı ılık su kullanacağım. Hamurun ortasından başlayarak kenarlarından yavaş yavaş bu şekilde alarak yoğurmaya devam edeceğiz. Suyunu ortasından ekleyip kenarlarından yavaş yavaş alarak yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumu toparladım. Ben hamurumu biraz daha tok yoğuruyorum. Biliyorsunuz ki köy ekmekleri daha tok olur. Daha dolgun olur. Hamuru toparlamak için etrafına biraz un serperek toparlayacağız. Hamuru ne kadar çok yoğurursanız ekmeğiniz o kadar güzel kıvam alır. Ben şu an yaklaşık 20 dakika kadar yoğurdum. 10 dakika kadar daha yoğurup mayalanmaya bırakacağım.
en son toparladığım hamurum. Şimdi hamurumun üzerine örtüp 1 saat kadar mayalanmaya bırakacağız. Sıcak bir yerde mayalanmasını bekleyeceğiz. Hamurumuz yeterince mayalandı. Çok güzel bir şekil aldı. Üzerleri kabarcık kabarcık oldu. Yoğunluğu da gördüğünüz gibi harika oldu. Üzerinde kabarcıklar oluştu. Şimdi bezelere ayırma zamanı geldi. Şimdi bezeleri ayırıp tepsimize, yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize dizeceğiz. Evet, elimizi su ile ısıtıp istenilen büyüklükte bezeler alacağız. Ben toplamda 4 tane beze yapmayı planlıyorum. Şu büyüklükte elimizi su ile ıslatıp bu şekilde şekil vereceğiz. Ve tepsimize koyalım. Tekrar elimizi ıslatıp bir beze koparacağız. Gerçekten hamurumuzun kıvamı çok güzel olmuş. Birbirinden ayrılmıyor, bağımsız. Elinizi ıslatırsanız daha kolay şekil verebilirsiniz. Elinize yapışmaz bu sayede. Ben tekrar elimi ıslattım. Şimdi tepsimize koyalım. Evet, diğer hamurlarımızı da bezeye ayırdıktan sonra şimdi üzerine temiz bir bez örtüp 10 dakika mayalanmaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, ekmeklerimiz fırından çıktı. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık oldu. Artık sizler de evinizde benim videomu izleyerek, püf noktalarını izleyerek kendi evinizde, kendi fırınınızda hakiki köy ekmeği, ev ekmeği yapabileceksiniz. Şimdi sizler için ekmeğimden dilimler keseceğim. Sizler de nasıl olduğunu anlayacaksınız. Hala dumanı üstünde. Arkadaşlar biz ekmeklerimizi kendi evimizde yapıyoruz. Hem daha sağlıklı olduğunu biliyoruz, hem de nasıl yapıldığını görüyoruz. Ekmeğin yumuşaklığına bakar mısınız? Gerçekten yumuşacık oldu. Sizler de artık kendi ekmeklerinizi videomu izleyerek, püf noktalarını takip ederek kendi ekmeğinizi evinize kendiniz yapabilirsiniz. Size mutlaka ekmeğini tavsiye ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Afiyetle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.